أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Değerli kardeşlerimiz, geçtiğimiz en son dersimizde murab kelimelerin kısımlarını görmüştük. Şimdi inşallah irabın kısımlarını göreceğiz. Bu artık Avamil kitabının son kısmı olmuş oluyor. İrabın kısımları bu. Lafzi, takdiri ve mahalli olmak üzere 3 kısım. Şimdi eğer irab alameti lafızda ortaya çıkarsa, yani biz onu işitirsek, yazdığımız zaman orada görürsek, buna lafzi irab denir. Eğer ortaya çıkmayıp takdir edilirse, yani sonunda var sayılırsa, ona da takdiri irab denir. Yok, ne ortaya çıkar, ne var sayılır, o zaman buna da biz mahalli irab deriz. Aslında şöyle belki meseleyi izah etmek lazım. Arapçadaki lafızlar, geniş bir kavram olması bakımından, lafız diyeyim buna. Lafızlar. İrab alabilmesi için, lafızların, bir kelimenin, artık bir cümlenin irab alabilmesi için bir terkip içerisinde yer alması gerekir. Yani irab dediğimiz şey, birkaç kelimenin bir araya geldiği zaman oluşabilecek bir şeydir. Bir kelime tek başına irabla alakası olmaz. Kelimelerin bir araya gelmesi gerekir ki İrab'la bir irtibat ortaya çıkabilsin. Bu lafızlar, işte bu, biz artık bütün İrab'ın şartları, artık bir cümle oluşmuş, birkaç lafız bir araya gelmiş olduğunu düşünürsek, hangi lafızlar İrab alır, hangileri almaz? Bunu bir defa baştan, bu lafızların bazıları la mahalle leha minel i'rab'tır. Yani bu lafızların bazılarının irab'tan mahalli yoktur. Bazılarının ise efendim deriz ki leha mahallun minel i'rab. İrab'tan mahalli vardır. Demek ki Arapçadaki lafızların bazılarının irab'tan mahalli yoktur. Bazılarının ise irab'tan mahalli vardır. Bu irab'tan mahalli olmayan lafızlar nelerdir? Bunlar bir defa efendim harflerdir. Harf, huruf. Efendim huruf, harflerdir. Yani edatlar, harfi cerler, ismini nasb haber raf eden harfler, nefi harfleri, efendim istifham harfleri, harf adına ne varsa bunlar. Huruf. İkincisi efendim mazi fiillerdir. El-ef'al el-madiye. Mazi fiillerdir. Bunların bir raptan mahalli yoktur. Üçüncüsü efendim ef'alul böyle ef'alul emr dediğimiz emir fiilleridir. Dördüncüsü de el cümeldir. Cümleler. Cümleler. Şu mazi fiiller izhar kitabında çok nadir nadir iki yerde bunlar irab alabilir yani bir şekilde derler. Bu cümlelerin de istisnai bir takım yerlerde irab aldığı olur. Ama onun dışında efendim bu saydıklarımız, saydığımız lafızların irab'tan mahalli yoktur. Yani irab'la alakası yoktur. Bunun dışındakilerinin efendim irab'tan mahalli vardır. İrab'tan mahalli olan bir lafız 3 türlü irab alabilir. 1. Lafzi. Efendim. 2.
takdiri 3 mahalli. Ne demek lafzı? Alameti var. Câe zeydun damme, câel müslimûne vav. Efendim, takdiri ne? Alameti yok ama varsayıyoruz. Mahalli de ne alameti lafızda var ne de takdiren var. Hiçbir şekilde yok. Ama İrab'dan mahalli var. Bunu biz talebelere şöyle anlatıyorduk. Yani şimdi bu İrab'ı biz bir polislik makamı olarak düşünelim. İrab'dan mahalli olan ne demek? Polis olan demek diyelim. Polis olan. Şimdi polisler iki türlüdür. Bir sivil polisler vardır. Hiçbir şekilde alamet giymezler. Bir şapka takmazlar. Bir üniforma giymezler. Bir de efendim resmi üniforma giyen polisler vardır. Böyle birinin polis olduğunu efendim giydiği elbiseye göre çıkarırsınız. Başındaki şapkaya göre çıkarırsınız. Eğer başında şapka varsa, alameti varsa o polistir dersiniz. İrab'tan da lafzı İrab böyledir. Bakın câe zeydün, râitü zeyden, sellemtu alâ zeydin, câel müslimûne, râitül müslimîne, bunların alametleri vardır. Gördüğünüz anda ha bu merfudur, bu mansuptur, bu mecrurdur. İşte bak alameti damme, alameti fetha, alameti kesra diyebilirsiniz. Efendim, bu sivil polis dediğimiz şeylerin ise alameti yoktur ama polis midir? Evet polistir. Evet polistir. Mesela ben desem ki, değil mi? Câe hâzâ. Bu geldi. Bu geldi. Şimdi bu hâzâ fail mi? Fail. Peki raf alameti ne? Yok. Raf alameti yok. Bir alameti yok. Mebni bir kelime. Alamet almaz. Ha, demek ki bu ama peki merfu mu? Evet merfu. Bir şahıs görüyorsunuz. Sivil bir elbise giyinmiş. Polis mi bu? Polis. Alameti ne? Hani bunun alameti? Başında şapkası, efendim sırtında üniforması var mı? Yok. Böyledir. Yani mahalli İrab sivil polis gibidir. Lafzı İrab üniformalı polis gibidir. Peki takdiri İrab nedir? Şimdi biz bu üniformayı, polislik alametini sadece şapkaya indirgeyelim. Diyelim ki polislik şapkası takanlar polistir, takmayanlar işte sivil polistir veya değildir diye düşünürsek. Öyle düşünelim. Şapka takmış adam, ne diyoruz biz ona? Ha, resmi üniformalı polis diyoruz. Lafzı İrab yani. Hiçbir şey şapka takmamış normal şartlarda, ha, ona da sivil polis diyoruz. Ama bir polis düşünün. Başına şapka takacak, aslında üniformalı polis ama başında bir yara var. Başında bir yara var, şapkayı takamıyor. Şimdi o başında yara olduğu için şapkayı takamıyor diye biz ona sivil polis diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu adamın aslında başında şapka var gibidir. Var sayılır. Var olduğunu farz ederiz. Var olduğunu takdir ederiz. Dolayısıyla böyle aslında üniformalı bir polisken efendim şapka takamıyor başındaki bir illetten dolayı takamıyorsa biz buna efendim sivil polis demeyiz. İşte bu tür adeta bu tür İraplara da biz takdiri İrap deriz. Bunlar efendim varsayılan İraplardır. İşte bunun misalini hemen şey yapayım. Bakın mahalli İrab'a misal verdik. Câe hâzâ dedik. Takdir-i İrab nedir? Bakın diyorum ki câe efendim el-kâdî. Câe'l-kâdî. Aslı ne? Câe'l-kâdî-yuh. Aslı bunun câe'l-kâdî yu. Ama sonunda bulunan ya'ya damma ağır gelir. Bakın ağır. Bu ya'nın dammayı alması zor. İllet harfi. Bu adeta el-kâdî kelimesinin başı ya'dır. Alamet giyeceği şey ya'dır. E bu ya'ya da efendim damma ağır geliyor. Hasta rahatsız bunu giyemiyor. Dolayısıyla biz burada dammenin olduğunu varsayıyoruz. Dammenin burada bulunduğunu varsayıyoruz. O halde mesela ben bununla irap yapsam ne derim? Efendim el-kâdî فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة derim. Buna ne derim? Câe hâzâ ismül işareti mebniyün alessükun. Yani bu bir ism işarettir. Sonu sükunludur. Efendim فاعل مرفوع محلن derim. فاعل مرفوع محلن derim. Burada ise efendim işte mukadder bir damme ile merfudur derim. Ama normal lafz-i irab olsaydı ne diyecektim?
Mesela ca'e zeydun. Fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ed-dammetu ez-zahiretu. Bakın hepsini bir daha tekrar şey yapalım. Bakın burada hepsi fail. Hepsi fail olduğu için hepsi de merfu. Merfu olmalarının sebebi fail olmaları. Ama alamet bakımından değişiyorlar. Ca'e zeydun. Fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ed-dammetu ez-zahiretu. Faildir, merfudur, raf alameti, zahir dammedir. Peki bu? Fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ed-dammetul mukadderatu ala ahirihi. Raf alameti sonunda mukadder bir dammedir. Dammeyi alamamasının sebebi sondaki harf olmuş oldu. Peki ca'e hâzâ dediğimiz zaman? Efendim, ismül işareti mebniyün ala sükun. Bu bir isim işarettir, sükun üzerine mebnidir. Fa'ilun merfu'un mahallen. Fa'idun merfu'un mahallen. Mahallen merfudur. Artık o konum olarak merfu. Evet merfu. Buna merfu değildir demiyoruz. Merfu ama hiçbir şekilde alamet almaz. Merfu ama efendim takdiren bir alamet alır. Merfudur. Alametini zahiren, lafzen alır. Peki bunlar? Bunların İrak'ta mahalli yok. Bunlar mahallen de olsa merfu, mansup, mecur, efendim mecuzum olmazlar. Mesela ben bir cümle sellemtu ala Zeyd'in. Zeyd'e selam verdim. Şimdi bu ala harfi ceri nedir? Merfu mudur? Mansup mudur? Mecrur mudur? Hayır, hiçbiri değildir. Bu ne merfudur, ne mansuptur, ne mecrurdur. Yani mahallen de olsa merfu, mansup, mecrur değildir. Oysa şu, bakın bu hâzâ, bu mahallen merfudur. Dolayısıyla bu nedir? La mahalle lehu minel i'râb. İrab'tan mahalli yoktur. Evet. Tabii bu takdiri ve mahalli irabın bir takım kısımları vardır. Onlar daha geniş kitaplarda anlatılır. Ama biz burada kısaca ifade etmiş olalım. Kısaca ifade etmiş olalım. Lafz-ı irabı zaten anlattık. Takdiri irabda da üç tane temel durum vardır. Üç tane temel durum vardır. Bir alametin takdir edilmesi için. Birisi bunların effikaldir, ağırlıktır. Ağırlıktır. Bu da sonda bulunan vav ile yağda olur. Şu gibi bakın. Ca'el kadiyu. Niye biz buraya efendim damme koymadık? Ağır geldiği için. Bakın takdiri irabın kısımlarını buraya şey yapıyorum. Bir, neden efendim şey olur? İrab alameti takdir edilir. Bir, fikalden dolayı, ağırlıktan dolayı. O da bakın şöyledir. Ca'el kadi misalinde aşağıda verdiğim gibi. Bu birinci misal. Efendim burada şu damme ağır geldiği için konulmaz. Takdir edilir. Başka? Yine fikalden dolayı şöyle olabilir. Mesela yağzu desem. Yağzu fiil-i muzaridir. Raf alameti nedir? Mukadder dammedir. Çünkü sonda bulunan vava damme ağır gelir. Bir de sonuna mütekellim yağısı bitişen kelimeler. Diyorsun ki hâzâ kalemi. Bu benim kalemimdir diyorsun. Sonra mütekellim yağısı bitişen kelimeler de efendim bunlar tabii şu fikal grubu burası. Şurası da efendim başka bir grup. Buna derler ki mahallin münasebet harekesiyle meşgul olması. İştigalül mahalli bi hareketil münasebeti derler. Kısaca söyleyecek olursak yani sonda yağ bulunduğu için bu yağın öncesinde şu aslında bizim iraba konu olan harfimiz mimde illaki kesre bulunması gerekir. Niye? Çünkü burada yağ var. Bu kesreden başka bir şey olamaz. Bununla meşgul. Şu anda mim şu yağa uygun bir harekeyle meşgul. Dolayısıyla başka bir hareke alamaz. O zaman ne var? Bu kelimenin sonunda bir mani var. Sonunda bir engel var. Dolayısıyla efendim burada da irabı takdir ederiz. Üçüncü grupta taazzur derler. Taazzur, imkansızlık. Mesela desem ki ca'e Musa. Ca'e Musa. Efendim Musa gelmedi. Sonunda elif var bunun. Elif. A. Musa. Elife de hareke vermek mümkün değildir. Bunu zaten o fiiller konusunda anlatmıştık. Fiillerin irabı konusunda buradan biraz bahsetmiş idik. Dolayısıyla bu üç durumda yani fikal, iştigadül mahalli bi hareketil münasebe, bir de taazzur durumlarında irab alametleri takdir edilir. Takdir irab bu. Efendim kısaca bahsetmiş oldum.
Mahalli irap ise bu da çeşitli yerlerde olur. Bunlardan birisi mebni isimlerdir. İşte isim işaretleri, zamirler bunlardan bir kısmıdır. Efendim, bazı cümlelerdir. Bir de mahalli ba'itte bulunanlar dediğimiz, yani bir grup var, onlardır. Bunları inşallah izhar derslerimizde daha geniş bir şekilde anlatmış olacağız. Kısaca bunlardan bahsetmiş olduk. Ama belki konuyu biraz genişlettik ama avamili yeni okuyan kardeşlerimiz için şunu anlamak yeterlidir. Yani lafzi irab ne demek? Efendim takdiri irab ne demek? Mahalli irab ne demek? Onu da bizim anlattığımız bu üniformalı polis, sivil polis misalinden anlayabilirler kardeşlerimiz. Metnimizi okuyarak dersimizi bitirelim. ثُمَّ الْاِعْرَابُ Sonra irab. اِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ Eğer lafızda ortaya çıkarsa يُسَمَّا لَفْظِيًّا Lafzi diye isimlendirilir. كَمَا فِي الْاَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ Daha önceki zikrolunan misallerde olduğu gibi. Mezkür misallerde olduğu gibi. وَاِلَّمْ يَظْهَرْ فِي اللَّفْظِ Lafızda ortaya çıkmaz. بَلْ قُدِّرَ فِي آخِرِهِ Sonunda takdir olunursa يُسَمَّا تَقْدِيرِيًّا Takdiri diye isimlendirilir. نَحْوُ اَنَ الْعَاصِي diyor. اَنَ الْعَاصِي yudur. Damme ağır geldiği için atılmıştır. Orada mukadder bir damme ile merfudur. El-Asi kelimesi. وَاِلَّمْ يَظْهَرْ فِي اللَّفْظِ Lafızda ortaya çıkmazsa وَلَمْ يُقَدَّرْ فِي آخِرِهِ Sonunda da takdir olunmazsa يُسَمَّا مَحَلِّيًا Efendim o zaman da mahalli diye isimlendirilir. نَحْوُ تَوَكَّلْنَا عَلَى مَنْ لَا يَأْتِ الْخَيْرُ مِنْ جِهَتِهِ اِلَّا مِنْ جِهَتِهِ Hayrın ancak kendisi cihetinden gelen kimseye, geldiği kimseye biz tevekkül ettik. Burada birkaç tane efendim mahalli irap almış kelime var. Birinci tevekkelna derken oradaki na zamirdir, merfudur. Raf alameti yoktur. Bu mebni olduğu için mahallen merfudur. Ala men bu da efendim ismi mevsuldür. İsim mevsullerin de irabı mahallidir. Mahallen mecrurdur. Efendim ala men la yetil hayru illa min cihetihi derken cihetihi kelimesinin sonunda bulunan ha zamiri efendim o da mahallen mecrurdur muzafun ileyh olarak. Efendim böylelikle avamil kitabımızı bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.